Merhaba canlarım benim. İyi günler dilerim hepinize. Öncelikle bu sabah içerik yapmadığım için ve bilgi de veremediğim için özür dilerim. Canlarım benim. Tembellik etmiş de olabilirim. Ya da zaman zaman size hatırlatırım. Abraham Lincoln'un en etkili mektupları, en güzel mektupları, en başarılı mektupları yazdığı ama göndermediği mektuplarıdır. Bazen insanların en güzel konuşmaları, hazırladıkları ama yapmadıkları konuşmalar olabilir. Çünkü bu sabah eğer kafamdan geçenleri konuşsaydım, %100 kendimi savcılıkta bulurdum ve belki de bu sefer hakkımda dava açılır. Daha henüz açılmadığını bilmiyorum da diğerlerine ilgili açılır ve büyük ihtimalle cezalandırılabilirdim bile. Neden? Çünkü dün AK Parti Meclis Grubu'nda konuşan AK Parti Genel Başkanı, Cumhuriyet tarihimizin bana göre en absürt konuşmalarından birini yaptı. Türkiye bugüne kadar bir tek gün bile sosyalist rejim ya da sosyalist sistem uygulamadı. Türkiye'nin bugüne kadar bir gün bile sosyalist bir cumhurbaşkanı olmadı. Hatta bırakın sosyalisti. Eğer Ahmet Necdet Sezer'i saymazsanız ki asla sayamam, solcu bir cumhurbaşkanı bile olmadı. Ve ilginçtir, Türkiye kapitalizmin en acısını son 11-12 yıldır yaşıyor. Acımasız, en vahşi, en ilkel kapitalizmi son 11-12 yıldır yaşıyoruz. Neden? Çünkü Türkiye'de hiçbir dönemde orta direk bu kadar yer ile yeksan olmadı. Evet, Türkiye'de hiçbir dönemde orta direk şu son 11 yıldır olduğu kadar yer ile yeksan olmadı. TÜİK devlet kurumu. TÜİK'te çalışanlar ve yapılan atamalar biliyorsunuz iktidar tarafından yapılıyor. Hükümete yakın, hatta enflasyonu bile hükümetin istediği gibi düzenleyen, yayınlayan bir TÜİK var karşımızda. Gidin bakın TÜİK raporlarına. Türkiye'de yaklaşık 65 milyon insan, en az 60 milyon insan yoksulluk sınırının altında ve yoksulluk sınırının hemen biraz üzerinde yaşıyor. Türkiye'de 15 ile 17 milyon insana yoksulluk maaşı veriyor devlet. Devlet veriyor. Yani Türkiye'de yaklaşık her 5 kişiden biri devlet tarafından yattığı yerde besleniyor. Böyle bir vahşi kapitalizm, sosyalizm böyle yapmaz. Sosyalizm çalışmayanlara para falan vermez. Sosyalizm ve komünizm ilkesi herkesten gücü kadar emek almak, herkese yeteceği kadar para vermektir. Bizdeki sistem vahşi kapitalizmdir. Çünkü 5 kişiden birinden bir tek kuruşluk üretim almaz. Onun gücünden, üretim gücünden kullanmaz, emek gücünden yararlanmaz ama ona yattığı yerde maaş verir. İşte bunun adı vahşi bir kapitalizmdir. Ben bir dönemler Türkiye'sinin ben ve sevgilim, karım, canım karım, aile olarak Türkiye'nin en model orta direk ailelerinden biriydik. Ama biz, ben ve karım son 11 yıldır emekli maaşlarımızın asgari ücretin bile altında olması nedeniyle ve TÜİK rakamlarına göre Türkiye'nin en yoksul ailelerinden birisi olarak yaşıyoruz. Bizi buraya kim itti? Tabii ki bugünkü sistem etti. Bugünkü sistemi, bugünkü vahşi kapitalizmi en ağır bugüne kadar kim eleştirdi? AK Parti Genel Başkanı eleştirdi. Ben AK Parti Genel Başkanı'nın Mozart'la ilgili, sanki ona birisi zorla Mozart dinletiyormuş gibi, sanki birisi ona zorla bira içeceksin, içki iç ya da birilerine demiş gibi konuşmasını ve toplumu tekrar tekrar düşmanlaştırmasını hoş karşılamıyorum. Ama eğer konuşmamı yapsaydım sabah bunları söylemeyecektim. Çok başka konularda bu örnekleri vererek belki de haddimi aşarak çok daha farklı şeyler söyleyecektim. Yaptım da konuşmamı, sonra sildim, attım. Gerek yok dedim. Aynen Abraham Lincoln yaptığı gibi yaptım. Ne gerek var ya? Halk her şeyi görmüyor mu sanki? Benim anlatmam şart mı? Ve ben dün de söylediğim gibi öğlenleri size
ekonomi bilgilerimi aktarmaya çalışacağım. Bir profesör, bir doktor, bir doçent tarzıyla değil, yani bir akademisyen tarzıyla değil. Günaydın gazetesinde 25 sene önce başladığım tarzı anlatacağım. Hafif belki komik olacak ama daha çok da hepinizin anlayabileceği bir üslupla sizlere ekonomiyi, ekonomik terimleri anlatmaya çalışacağım. Başarabilir miyim? Bilmiyorum ama anlatmaya çabalayacağım. Benim güzel canlarım, benim arkadaşlarım, dostlarım, torunlarım, yeğenlerim, kardeşlerim, arkadaşlarım. Ben üniversiteye gittiğim yıllarda, bundan 50 sene kadar önce yaklaşık değil ama işte yani 47-48 sene önce diyelim ona, hatta 49 sene önce diyelim. Biz üretim için istihsal kelimesini kullanırdık. Çünkü hocalarımız, benim hocam, Ordinarius Profesör Ekrem Özelmas, yattı yanlar olsun, üretim için istihsal yazardı kitabında. İstihsal. Ya da bugünkü ya da akademik terimiyle arz, yani ekonomideki arz bölümü. Ve bir de istihlak vardı. O da ekonomideki tüketim bölümü. Yani bugünkü anlatımıyla talep bölümü. Ve ben arz ile talebin ekonominin en temel kuramı, en temel kanunu olduğunu işte o zaman öğrendim. Üniversite birinci sınıftayken öğrendim. Ve yine o zamanlar öğrendim ki Adam Smith, arz ve talep kanununu bir papağana öğretirseniz onu iktisatçı yaparsınız demişti. Peki, o zaman istihsalden, üretimden, arzdan başlayalım. Benim canlarım, benim güzel çocuklarım, kardeşlerim, arkadaşlarım, torunlarım. Bir ülkede, hangi ülke olursa olsun, insanların ihtiyaçları sınırsızdır. İhtiyaçlar sınırsızdır. İnsanın ihtiyaçlarını gidermesini sınırlayan nedir? Geliridir. Yani aldığı ücrettir, maaştır. Elde ettiği gelirdir yani. Eğer bir insan her ay otomobil yenileyecek kadar para alsa, inanın her ay otomobil yenilir. Her ay televizyon yenilecek kadar maaş gelir olsa, her ay otomobil yenilir. Katlar, katlar, apartmanlar, her şey, her şey. İnsanoğlunun ihtiyaçları bitmez. Ayda 1.000 lirayla geçinen birisi 70 milyon lira parayı aldığı zaman eline bir bakarsınız, harcamaları birden aylık 150, 200 bin, 300 bin, 400 bin, 500 bin. Ve bir sonra bakarsınız bitmiş, batmış, gitmiş. Neden? Çünkü parasını üretime çevirememiş onun için. Ha. Demek ki üretim bir ülkede ülke ekonomisinin en önemli birinci ayağı. Üreteceksiniz. Üreteceksiniz. Peki bu ürettiğiniz malın tamamını yurt içinde mi satacaksınız? Değil tabii. Önce ama ne üreteceksiniz? Üretim deyince sadece domates, beyaz peynir, otomobil, televizyon, konut falan bunları zannetmeyin. Lokantalar da üretimdir. Onlar da hizmet üretirler. Kafeler, meyhaneler, sinemalar, tiyatrolar, konserler, aktrisler, aktörler, sanatçı şarkıcılar, piyanistler, kemancılar, şancılar, solistler ve bütün bunların hepsi ekonomideki arz boyutudur. Burada bir defa mutabık olduk mu? Tamam. Demek ki arzın ne olduğunu zannediyorum anlattım. Gelelim işin tüketim boyutuna. Yani talep boyutuna. Yani eski Türkçemizle istihlak boyutuna. İşte bu aşamada insanlar ancak ve ancak gelirleri kadar harcayabilirler. Bazıları çok kazanır, tamamını harcar. Bazıları çok kazanır, bir kısmını tasarruf eder. Bazıları az kazanır, kazanabildiği kadar yer. Buna rağmen onun içinden bir kısmını tasarruf etmeye çalışır. Bazıları sadece ve sadece karınlarını doyurur. Ve fakat bütün bunlar
az ya da çok bütün bu tüketimler, mal ya da hizmet tüketimlerinin hepsi piyasadaki gelirle doğru orantılıdır. Veyahut da harcama güdüsü ile doğru orantılıdır. Ben ayda 5000 lira kazanırım, 3000'ini harcarım, 2000'ini tasarruf ederim. Bir başkası ayda 5000 lira kazanır, 5000'ini birden yer. Bir başkası ayda 5000 lira kazanır, 2000'ini yemeye çalışır. Bir başkası ayda 5000 lira kazanır, 7-8 bin lira yer. Nasıl yer 7-8 bin lirayı? Borçlanarak yer. Eğer siz bir piyasada arz ve talep arasında dengeyi sağlamak istiyor iseniz, işte burada ortaya çıkan borçlanmayı da çok ciddiye almak zorundasınız. Demek ki arz bir mal ve hizmetlerin üretimidir. Ama o kadar çok mal üreteceksiniz ki onun çok önemli bir kısmını da yurt dışına satarak ülkenizin döviz ihtiyacını karşılayacaksınız. Bunu bizler için, bilhassa Türkiye için kullanıyorum. Döviz ihtiyacımızı nerede kullanacağız? Bizim petrolümüz yok. Haliyle petrol giderlerimizi karşılayacak satın alım için döviz ihtiyacımız var. Kimse bizim paramızı alıp da bize petrol vermiyor. Neden? Çünkü bizim paramıza güvenmiyorlar. Bizim paramız küresel bir para değil çünkü. Başka doğal gaz ihtiyaçlarımız var. Kimse bizim paramızı alıp doğal gaz vermiyor. Neden? Çünkü bizim paramıza güvenmiyorlar. Bizim paramız çok enflasyon gören, çok devalüe edilen, güvenilmez, gücü olmayan, enflasyon altında sürekli değer kaybeden bir para. Onun için saklama zorluğu çekerler. Çünkü paranın en önemli özelliklerinden bir tanesi akümülatör olma özelliğidir. Yani değer saklama özelliğidir. Akümülatör nedir? Enerjiyi orada biriktirirsiniz. Orada korursunuz, zamanı geldiğinde harcarsınız. Yabancılar bize doğal gaz satacak olanlar ya da petrol satacak olanlar bizden bizim paramızı alırlarsa ve bir yeri koyarlarsa, akü gibi saklarlarsa 3 ay 5 ay sonra kullanmaya kalktıklarında bir bakarlar ki akü boşalmış. Oysa başka paralar, güçlü paralar, küresel paraları bir yere koyduklarında, rezerv olarak ayırdıklarında kullanmak istediklerinde bakarlar ki enerji boşalması bir tarafa, üstüne enerji koymuştur. Canlarım benim. Hani diyorlar ya bazen Türk parasını alışveriş yapacağız falan, hükümeti Türkiye yönetenler. İnanmayın. Türk parası bu haliyle dışarıdan bir toplu iğne satın alamaz. Alamaz. Ya bu bir gerçek. Ekonominin gerçeği çünkü. Evet. Arz, talep konusunu anlattık. Şimdi geleyim enflasyona. Fiyat artışına. Aman he. Enflasyon, fiyat artışı ile pahalılık aynı şey değildir. Pahalılık başka bir şeydir. Pahalılık sizin satın alma gücünüzün piyasadaki ürünlerin fiyatına yetişememesidir. Yani enflasyona yetişememesidir. Fiyat artışı ise, enflasyon ise piyasadaki mal ve hizmetlerin fiyatlarının sürekli yükselmesi demektir. Yani fiyatlar %10 artar, sizin maaş ve geliriniz de %10 artarsa sizin için hayat pahalılanmaz. Ama piyasadaki fiyatlar %10 artar, sizin maaşınız %4 artarsa o zaman hayat sizin için pahalılanmış olur. Onun için pahalılık var ile enflasyon var aynı şeyler değil canlarım. Enflasyon neden olur? Çok basit. İktisatta biz bunu Fisher'in miktar teorisi isimli bir şeyle öğrendik, formülüyle öğrendik. Bir tarafta piyasadaki para hacmi, o paranın dolaşımızı. Paranın dolaşımızı ne demek? Efendim, siz 1000 liranızı harcarsınız ya, ayda 1000 lira harcarsınız ya, sizin harcadığınız o 1000 lira 10 kişiye diyelim ki dağılır. 10 kişiye dağılır. 150 lira olarak. O 10 kişi de o 150 liraları başka 10 kişilere dağıtırlar.
Yani başka 10 kişiden mal alırlar. Sizin 10 kişiye dağıttığınız para 100 kişiye gider. Ama her biri 100'er lira harcadığı için o 100 kişi 100'er lira harcadığından 10 bin liraya yükselir sizin o 1000 lira paranız. İşte bu da paranın dolaşım hızıdır. Sizin paranız, piyasaya çıkan paranız ne kadar çok dolanımda durursa, ne kadar çok elden ele dolaşır, satın alma yaparsa o kadar çok para talep yaratmış olur. Yani siz bir ürünü aldınız, 100 lira verdiniz diyelim. 100 lira verdiniz. Sizden 100 lirayı alan gitti bir başkasından 100 liralık başka bir şey aldı. Ondan o 100 lirayı alan gidip başka bir şey aldı. O 100 lirayı alan başka bir şey aldı. Ya da aynı üründen aldı. Hiç fark etmez. İşte bütün bunlar piyasadaki talebi arttırır. Yani para ne kadar çok dolaşıma girerse, para ne kadar çok talep yaratırsa o kadar arz tarafını etkiler. Eğer bu para dolanımı, paranın dolaşımı ve paranın miktarı piyasadaki üretilen mal ve hizmetten yüksek ise, bir daha basit bir örnek vereyim. Diyelim ki piyasada 1000 adet televizyon üretilmiş. Fakat fiyatı da 1000 lira. Her bir televizyonun fiyatı da 1000 lira. Bu televizyonu satın almak isteyen kişi sayısı 1100 ise televizyonu satan firma televizyonunun fiyatını 1100 liraya çıkarır. Neden? 100 kişiyi elemek için. Çünkü mutlaka en az 100 kişi o 1100 lirayı veremeyecektir. Televizyonu sadece 1100 lirası olanlar satın alabilsin, kendisi de fazla para kazanabilsin diye. Ekrem Özelmaz hocamız bize adını vermeden 1970'li yılların başlarında o dönemin en güzel kadınlarından ve aynı zamanda en mükemmel aranjman söyleyen hanımefendilerinden biri olan bir süper starı örnek vermişti. Ve demişti ki o hanımefendiyle beraber olmak isteyen cüzdanı şişkin erkek sayısı o kadar çoktur ki, ya da o hanımefendiyi dinlemek isteyenlerin sayısı o kadar çoktur ki, hepsinle beraber olamayacağına, hepsinle beraber yemek yemeyeceğine göre, hepsine konser aynı anda veremeyeceğine göre o hanımefendinin fiyatı yüksek olur. Oysa hiç kimsenin yüzüne bakmadığı ya da bakmak istediği zaman onlar gibi 10 bin, 15, 100 binlercesini bulabileceği bazı kadınlar vardır ki professional woman. Onlarla birlikte olmak isteyenlerin sayısı ise çok da fazla değildir ve ne yazık ki onların fiyatları da düşük olur. Ve sonra da eklerdi. Nedret halde bulunan mallar, yani az bulunan mallar fiyatları yüksek olur. Fiyat ve değer gelir burada da devreye girer. Fiyat ve değer ikisi aynı şey değildir. Bunu da şöyle örneklerdi hocamız bize. Bir çölde bir adam, olağanüstü zengin, cebinde milyon dolar değerinde bir pırlanta ya da bir elmas var. Ama bir dirhem suyu yok ve su içemezse ölecek. O sırada yanına bir yoksul gelir, damacana suyu vardır. Ama onun da pırlantası yoktur. Şimdi burada pırlanta mı ya da elmas mı yoksa su mu daha değerlidir? Çok zengin ve pırlantaya sahip olan adam için su değerlidir. Çok suya sahip olan adam için pırlanta, elmas değerlidir. Ve pırlantayla su takası yapılır. Demek ki fiyat başka şeydir. Bir malın değerli olması başka şeydir. Canlarım benim. Şimdilik bu enflasyon olayını burada üretim ve tüketimi bitirelim. Yarın öğlende pahalılığı, maaşları ve ücretleri, faiz ve kirayı anlatmaya çalışayım. Müsaade ederseniz. Olur mu güzellerim benim? Akşam saat 18'de tabii ki yine buluşmak üzere. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Hoşça kalın.